Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Peugeot 308 GT'in lansmanından sesleniyorum. Burada çok çok detaylı bir test sürüşü olmasa da lansman süresince İzmir park pistinde deneyimleme, test etme şansımız oldu. Ve burada 308 GTI ile ilgili ilk izlenimlerimizi size aktarmak istiyorum. Tasarımına baktığımız zaman standart versiyondan bence çok büyük bir farkındalığı yok. Özellikle tampon grubu, body kit ve jantlar bu otomobilin güçlü kimliğini daha fazla ön plana çıkartıyor. Bunların yanı sıra baktığımız zaman da özellikle model yine içeride de standart versiyondan bence çok 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 farklı değil. Altı düz direksiyon ve içeride bazı GTI dokunuşları haricinde standart versiyondan çok da farklı değil GTI. Ancak içerideki en büyük farkındalık bu otomobille ilgili olarak yarış tipi koltukların sunuluyor olması. Peugeot'un 308 GT'nin direksiyonuna geçtiğimiz zaman burada çok 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 önemli noktalar var. Bir kere 1.10'da 6 litre turbo motoru kullanıyor üretici ki bu segmentte aslında bu kadar düşük hacimde bir motor kullanan tek üretici, işte bu kadar düşük hacimde bir motordan 270 gibi beygir gibi çok çok etkileyici bir güç ve 330 Nm tork değeri alarak 6 saniyede bu otomobili 100 km'ye çıkarmayı başarabiliyor Peugeot ve sadece 100 km hızlanmasıydı ara hızlanmalarda burada kesinlikle muhteşem. Tabii sadece bu kadar güçlü bir paketi iyi bir şekilde hızlandırmanın yanı sıra çok çok güçlü frenlere de yer vermiş ve bu sayede bu gücü dizginleme konusunda da hiçbir şekilde zorluk çekmiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi şu şigana için fazlasıyla yavaşlıyorum. Üçüncü viteste tam gaz. Vay 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 vay. Çok çok güzel, çok dengeli bir karakteristiği var modelin. Burada tabii önemli bir nokta 308 GTI ile ilgili olarak bu otomobile mekanik tipi bir diferansiyel kilidine yer vermiş olması Peugeot'un. Bu durum özellikle 308 GT'nin ön tarafının tutulmasının çok daha dengeli olmasına sebep olmuş durumda. Yani otomobilin özellikle viraj stabilitesine bu durumun çok büyük bir katkısı var. Kesinlikle ben biraz önden kaymaları abarttığım zaman mekanik diferansiyel kilidin etkilerini çok çok net bir şekilde burada görebiliyorum. Otomobilin ön tarafı adeta tutunma konusunda çok çok istekli, çok hisli, çok dengeli bir karakteristik var burada. Ve genel itibariyle bu segmentte yer alan birçok otomobili kullandığım bildiğiniz üzere otomobilin bu motor hacmiyle yaptıklarını göz önüne aldığımızda gerçekten pist performansından çok etkilendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim 308'in. Evet, burada Peugeot 308 GT ile çok ateşli bir tur attıktan sonra şunları rahatlıkla söyleyebilirim. Burada özellikle Peugeot'un çok düşük hacimli 1.6 litrelik bir motordan 270 beygir güç ve 330 Nm tork değeri aldığını görüyoruz.
ve bu düşük hacimli motorun olmasının handikapını özellikle uzun ömürlüğünü koruması bakımından şu şekilde gidermiş üretici, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü olması adına motorun daha fazla hani aşınmasını önleyecek parçalar kullanılmış ve bunlara ek olarak da burada özellikle bir ateş seçmek için en önemli noktalardan birisi tutunma disiplininin, tutunma karakteristiğinin çok çok iyi olmasıdır ki bu konuda da özellikle ön taraftaki tutunma kayıplarını yok edebilmek adına mekanik tipi bir diferansiyel kilidine yer vermiş durumda Peugeot ve bu diferansiyel kilidi kesinlikle ve kesinlikle otomobilin yol tutuşuna çok büyük oranda katkı sağlıyor. Çok abartıya taşan bir önden kayma eğilimine sokacak limitte otomobil virajları attığımda kesinlikle mekanik diferansiyel kilidinin etkilerini çok net bir şekilde ben burada görebildim ve bütün bunlara ek olarak da çok dengeli bir şasiye sahip olması ve bu gücü zapt edebilmek adına da çok büyük fren disklerine yer verilmiş olması bu tarz bir ateş seçmekte olmazsa olmaz. Bütün anlamına baktığımız zaman başarılı bir ateş seçmek olmuş Peugeot'un yeni nesil 308 GTI'yi. Modelin sunduklarıyla yakalandığı zaman 139 bin liralık fiyat etiketi makul bir seviyede. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.